6. sınıf 1. ünitenin 2. kısmıyla devam ediyorum. Yani güneş ve ay tutulmaları ile devam edeceğim. İlk tutulmamız güneş tutulması. Güneş tutulması sırasında dünyanın bir bölümü gündüz vakti olmasına rağmen güneş ışınlarını alamaz ve gün ortasında gece olmuşçasına karanlık yaşanır. Birkaç dakika süren bu doğa olayının nedeni ayın dünya ile güneş arasına girmesi ve güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engellemesidir. Güneş tutulması sırasında dünyanın bir bölümünde ayın gölgesi oluşturur. Yani konumlar bu şekilde oluyor arkadaşlar. Güneş, ortada ay ve dünya olduğunu düşünecek olursak güneşten yayılan ışınlar ayın yüzeyine çarpar. Ay opak bir madde olduğu için dünyanın belli bir kısmı karanlıkta kalır ve gündüzü yaşayan şöyle dünyanın güneşi gören kısmı gündüzü yaşar. Gündüzü yaşaması gerekirken karanlıkta kalırlar. Bu olaya da güneş tutulması adını veriyoruz arkadaşlar. Ay tutulmasında ise güneş, dünya ve ay sıralaması vardır. Bu durumda arkadaşlar güneşten yayılan ışınlar dünyaya çarpar. Dünya da opak bir madde olduğu için arka tarafı karanlıkta kalır. Ay da bu karanlık bölgenin içerisinde kaldığı için buna ay tutulması adını veriyoruz. Normalde ay burada arkadaşlar güneş ışınlarını görmesi gerekiyordu. Yani dolunay evresinde olması gerekiyordu. Fakat verilen konumdan dolayı arkadaşlar güneş ışınlarını alamıyor ve karanlıkta kalıyor. Bu olaya da ay tutulması adını veriyoruz. Güneş ve ay tutulmasının benzer ve farklı yönleri vardır. Önce farklılıklarından bahsedelim arkadaşlar. Güneş tutulması gündüz gerçekleşir, ay tutulması gece gerçekleşir. Güneş tutulması kısa, birkaç dakika sürer. Ay tutulması ise daha uzun sürer. Güneş tutulması dar bir alanda gerçekleşirken ay tutulması daha geniş bir alanda gerçekleşir. Güneş tutulmasını gözleyebilmek için ekipmana ihtiyaç yoktur. Özel bir ekipmana ihtiyaç vardır, pardon. Ay tutulmasında ise ekipmana ihtiyaç yoktur. Ekipman dediğimiz özel gözlüklerdir arkadaşlar. Güneş tutulması ayın yeni ay evresinde görülürken ay tutulması ise dolunay evresinde görülmektedir. Benzer yönleri ise ikisinde de ay, güneş ve dünya aynı doğrultudadır. Her ikisinde de ışığın doğrusal yayılması ve gölge oluşumu görülmektedir. Dolayısıyla buna örnektirler. Belirli zamanlarda gerçekleşirler, her ay gerçekleşmezler ve her ikisi de birer doğa olayıdır. Peki neden her ay gerçekleşmiyorlar? Ayın yörüngesinin 5 derece eğik olmasından dolayı her yeni ay evresinde güneş tutulması gözlenmez. Ayın dünya etrafındaki dolanma ekseni düzgün olmadığı için her yeni ay evresinde de güneş tutulması, her dolunay evresinde de ay tutulması gerçekleşmez arkadaşlar. Güneş tutulması ay tutulmasından daha az görülmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ünitemiz burada sona ermiştir. Derslerinizde başarılar dilerim.